Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kariyerini size biraz anlatacağım. Ama kariyerine geçmeden önce bize sponsor olan Süleyman Anaforoğlu abimize ve bu röportajı gerçekleştirmede çok bizim için uğraşan gazeteci büyüğüm Halim Domaş abime çok teşekkür ediyorum. Kariyerinde bir UEFA kupası, bir süper kupa, 5 Türkiye Süper Ligi şampiyonu, 2 Türkiye kupası, 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü, amirlik formayı 64 kez giymiş, Fenerbahçe formasını 107 kez, Trabzonspor 26 kez ve Galatasaray formasını da 105 kez giyen Fatih abimizle beraberiz. Fatih Akgel ile beraberiz. Abi öncelikle röportaja geçmeden önce bize bu imkanı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olasın, var olasın abi. Öncelikle nasılsın diyerekten programımıza başlayalım abi. İyiyim, sağ olasın, nasılsınız? Hamdolsun abi. Kariyerini saymakla bitmiyor abi. UEFA Kupası, Süper Kupa bunları tek tek değineceğiz. Öncelikle futbolu tanışman nasıl oldu? Profesyonele geçişin nasıl oldu abi? Ben ufak yaşta Galatasaray'ın altyapısında başladım. 10 yaşında, 11 yaşında Galatasaray'ın altyapısında seçmelere gittim. Seçmeleri kazandım. Ve oradan Galatasaray'ın altyapısından yukarı doğru profesyonel takıma kadar yükseldim. Bir 97-98 sezonunda, 96-97 sezonunda Bakırköy. 95-96'da Bakırköy Spor'a bir sene kiralık gittim. Sonra Galatasaray'a geri geldim. Ondan sonra... Şimdi Galatasaray geliş sürecinizde abi 46 maçı 40'ında ilk 11 oynamışsınız. Yani o sezon için neler söylersiniz? Evet. 20 yaşında bir Fatih Akgel var karşınızda evet. O sezon. Yani tabii ki benim için çok heyecan vericiydi. Çok zevkliydi. Çok güzel anlardı. Genç yaşta Galatasaray'da oynamanın, büyük takımda oynamanın ve hemen akabinde zaten milli takıma çağrıldım. Benim için çok önemliydi. Çok güzel anlardı. Güzel şeyler yaşadım. Güzel başarılar yaşadık. Onun için mutluyuz. Şimdi gelelim abi Galatasaray döneminde biraz konuşalım. 4 sezon Galatasaray formasını giydin. 105 maç 8 gollük bir performansın evet. Var. Galatasaray forması giymek nasıl bir duyguydu? Çünkü o dönemde çok yıldız isimler mevcut. Evet. Alınmadı kupa bırakmayan bir Galatasaray var. Yani o süreci biraz senden dinleyelim abi. Genel süreç tabii hep o zamanın çok en iyi futbolcuları, en iyi oyuncularla beraber bir aradaydım. Benim için tabii mutluluk vericiydi. Aynı zamanda da zorluğu da vardı. Orada o kadroda yer bulmak kolay değildi. Ama ona rağmen o kadroda yer buldum, oynadım dediğim gibi. İyi bir takımlık vardı. Zaten başarılar da geldi. Onun için çok mutluyduk yani. Şimdi 22 sezon, 22 yıl geçmiş. Hala o maç konuşuluyor abi. 17 Mayıs 2000. Yer Kopenhag, evet. Parken Stadyumu. Evet. Şimdi o maçı bir hikayesi vardır. Atıyorum Kaptan Bülent Korkmaz'ın kolu kırıldı. Herkesin bir hikayesi vardır ama Fatih Akgel gözünde o maçın hikayesi nasıldı abi? Ya şöyle bir şey, bizim için tabii çok önemli bir maçtı o. Çok ciddi bir maçtı. Yani Türkiye'nin bütün gözü oradaydı, dünyanın gözü oradaydı. Ve biz oradan başarıyla çıktık, kupayı aldık. Yani bizim için çok büyük bir an. Yani Türkiye'de hiç olmayan. İlk defa Türkiye'ye gelen bir kupa onun için. Yani böyle bir başarıda katkımızın olması, orada olmamız, bulunmamız bizim için, o atmosferi yaşamış bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir sevinç. Abi kupayla alakalı hep bir söylenti var. Sergen Yalçın kazandırdı kupayı diye. Bu maçı kazanamazsınız, bu maçı kazanamazsınız dermiş. Yani o hikayeyi de biraz anlatır mısın abi? Yani tabii tam hatırlayamıyorum, bilemiyorum ama tabii espriler, şakalar tabii. Yani şey birbirine kovalıyordu. Ama bunun akabinde biz şampiyon olduk. Yani o bir yani, totemdir belki de yani, Sergen Yalçın için ama. Şampiyon olduk onun için. Böyle espriler aramızda oluyordu. O da Sergen abi de biliyorsun. Renkli bir kişilik Türk futbolu adına. Çok anıları var. Çok konuşuluyor. Onun için öyle şey yapıyorum. Şimdi abi tarih gideceğim. Tarih 25 Ağustos 2000. Sağ açıktan Fatih Akgel bindiriyor, top bir şekilde Jardel'le buluşuyor ve top gol oluyor. Şimdi bu pozisyonda Fatih Akgel orta mı yaptı, kaleye şut mu çekti abi? Bunu çok soruluyor. Şimdi şöyle bir şey, ben topu sürdüğümde çok sert orta kesmek istedim. Yani hani birine çarpar, biri dokunur diye sert bir orta kesmek istedim. Ya öyle de oldu aslında. Daha kaleye yakın atmak istedim gerçi ama biraz da... Çizgiye inip mi yapmak istedin? Yok, olduğum yerden daha içeri doğru yapmak istedim. Top biraz daha geri düştü. Orada da Jardel ayağını koydu. Altın goldü o. Bizim için evet. De çok önemli goldü Süper Kupa. O da hiç kimsenin Türkiye'de yani daha önce almayan
Hatta oynadığımız maç esnasında Real Madrid'in bile müzesinde olmayan bir kupaydı o. Evet. Onlar da o kupayı o gün çok istiyorlardı. Ama biz altın golle biz kazandık. Benim işte asist yaptığım maç. Güzel maçtı, o da çok zevkli bir maçtı. Hani bazen futbolcular sinirleri de saha içerisinde ben gol atacağım diye kaleye vururlar. Yani abi pozisyona bakıldığı zaman o şekilde de duruyor, evet. Orta gibi de evet. Duruyor ama bunu senden duymak... Yok da ben sert orta kesmek istedim aslında, daha içeri kesmek istedim. Biraz daha dışarı geldi top, Jardel ayağını koydu. Ben de hani birisi ayağını koyar diye şeyinle bakmıştım. Peki Jardel için neler söylersin abi? Ya Jardel çok iyi bir golcü. Zaten Avrupa'dan geldi bize. Evet. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncuydu. Burada da çok güzel, çok önemli goller attı. Onun için yani güzel başarılar yaptı. Jardel de önemli bir Galatasaray'dan anı bıraktı. Evet. İyi bir golcüydü, kaliteli bir golcüydü. Kısa sürede? O, tabii. Kısa sürede Galatasaray'ın sevgilisi oldu. Yani çok sevdiler. Onun için güzel, önemli goller attı yani Galatasaray. Şimdi 2001-2002 sezona gideceğiz abi. La Liga takımlarına Mallorca ile anlaşıyorsun. O takımda da o dönemde Leo Franco, Miguel Soler, Albert Riera ve Eto gibi isimler var. Evet. Ama sadece 4 maç forma giydin abi, evet. Mallorca'da. Mallorca'ya gittiğin için pişman oldun mu? 4 maç giyme sebebin sakatlık mıydı? Farklı evet, sebep şöyle. Mallorca o sene takip ettiyse Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçlarını evet, oynadım Mallorca'nın. Evet. Ben İspanya Ligi'ne gittiğimde, transfer olduğumda federasyonla kulüpler arasında bir mahkemelik bir yabancı statüsü anlamında bir şey vardı. Olmuş, bunda federasyon kazanmış. Biz gittiğimizde oraya 6 yabancı veya 7 yabancı mıydı, öyle bir şey serbestti. Ama mahkemeye kazanınca o zaman 3 yabancı mı, 4 yabancı mı ne düştü? Orada Eto vardı. Evet, takımın ofansif anlamda hoca daha çok. Ofansif ve kaleci anlamında genelde o zamanki hocamız kullanıyordu. Ben de o dönem hani defans oyuncusu diye biraz daha geri planda kaldım. Şampiyonlar Ligi'nde bu ama yok. Şampiyonlar ama. Ligi'nde serbest olduğu için bütün maçlarda beni oynattı hoca. Hatta oynatamadığım için işte ben ayrılırken de kendisine konuştuğumda yani işte hani Fatih çok üzüldüğünü, işte hani ben de üzüldüm dedim, hani oynayamadım burada. Çünkü o sezonun sonunda Dünya Kupası vardı. Evet. Benim oynamam gerekiyordu. Yani hazır olmam gerekiyordu. Onun için de orada o da çok üzüldüğünü söyledi ama Şampiyonlar Ligi'nde elimden geldiği kadar seni oynattım falan dedi. Teşekkür ettik, öyle ayrıldık. Yani o statüden dolayı bir şey yaşadım, bir bocalama, ondan sonra tabi akabinde Dünya Kupası'na gittik hemen biz. O Dünya Kupası demişken abi, Dünya Kupası'nı senden dinleyelim. Çok anılar var, uçak anısı gibi, Çin maçı, Japonya maçı, Senegal maçı. Ya Senegal maçının olduğu gün ben sünnet oldum abi. Sünnet oldum. Yani sünnetçi diyorum ki abi çabuk bitir maçı izleyeceğim. O zamanlar çocuğum abi. Hani düğün gibi aklımda. Hani bizler son neslinin çocuklarıyız. Hani o zaman teknoloji yok, telefon yok. Evet. Yalçın abi maç anlatacak. Biz maçı dinleyeceğiz, izleyeceğiz diye. Evet. Yani dikişler patladı İlhan abi yüzünden. Onu da buradan İlhan abimizin analım. Bu maçları biraz seninle değinelim abi, Senegal Dünya maçı. Dünya Kupası tabii Türkiye'nin ilk defa katıldığı. İşte çok çok eskilerde bir yazı turayla evet. Gittiğimiz bir Dünya Kupası vardı. Onu saymasak Türkiye'nin ilk defa katıldığı. Ve katıldığı ilk turnuvada Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olması. Bu çok müthiş bir şey. Yani çok ses getirici bir şey. Bütün Türkiye... burada gururla bunu seyretti, heyecanla bekledi, seyretti. Biz de orada oynadık ve yaşadık. Dünya Kupası'ndaki bütün maçlarda ben forma giydim. Evet. Ve çok mutluyum. Yani anılarımız çok var tabii ki. Yani burada anlatmakla bitmez. Çok uzun bir zaman lazım ama dediğim gibi çok güzel anılar, çok güzel şeyler. Yani tabii ki bizi orada zayıf görüyorlardı. Türkiye ilk defa katılıyor, şöyle olur, böyle olur, şey yapamaz diye. Ama biz bu şeyleri kırdık insanların üstünde. Turnuvanın en iyi top oynayan takımlarından bir tanesi olduk. Hatta biz ilk Brezilya'ya yenildiğimizde bile çok iyi bir futbol oynadık. İki Brezilya maçında çok iyi futbol oynadık. Ama tabii biliyorsunuz Brezilya dünyanın en iyi takımlarından biri. Çok müthiş bir kadrosu vardı. Yani bir tek yenildiğimiz iki tane mağlubiyetimiz onlara 7 maçta. Geri kalanlara Brezilya değil de Almanya'ya gelseydi final görür müydük? Biz zaten hep öyle düşünüyorduk. İnşallah Almanlar bize çıkar diyorduk. Ama şey yapamadık, yine Brezilya bize düştü. Çünkü Almanlar çıksaydı emin olun biz Almanları geçerdik diye düşünüyoruz. Çünkü öyle hazırlamıştık kendimizi.
finalde Brezilya ile karşılaşırız diye artık o yola doğru girmiştik. Yani şey istiyorduk ama Brezilya çıkınca tabii ki yine mücadele ettik. Zaten ilk Brezilya maçımızı Koreli hakem mi, Çinli hakem mi tam bilemiyorum. Onun hatası yüzünden mağlup olduk. Yani hiç olmayan bir penaltı. Daha sonra FIFA mı, UEFA, FIFA bir işte şey yayınladı, özür yazısı falan göndermiş abi. Çünkü penaltı olmayan bir şeyi açılış maçında vermiş falan. Onun için o bir hatayla mağlup olduk ama geneline baktığın zaman mücadele ettik. Yani bir takım halinde çok iyi mücadele ettik. Çok iyi yönelik, çok hevesliydik. Çok heyecanlıydık. Güzel bir turnuva geçirdik orada yani. Abi mevki olarak Carlos'un bildirmelerine karşı savunuyorsun. İşte Rivaldo, Ronaldinho gibi isimlerle, isimlerle oynadın. Ciddi isimlere karşı oynadık. Yani Avrupa'nın en iyi isimlerine karşı, dünyanın en iyi isimlerine karşı. Onun için güzel anılar var, güzel maçlar var. Bazen televizyonda denk geliyorum, seyrediyorum, eski maçları veriyor. Gerçekten o zaman da baktığınız zaman ciddi anlamda potansiyeli, futbol potansiyelini yükseltmişiz baktığınız zaman. Onun için şimdi insanlar da hep onu arıyor. Yani o eskiyi, tabii o ki, mücadeleyi, o hırsı, o futbolu, o heyecanı arıyorlar. Biraz şu an tabii ki... Peki aranılan şey bulunur mu abi sence? Yani bulunur, niye bulunmasın ama tabii biraz el birliğine herkes Türk futboluna yardım etmesi lazım. Seyircisi olsun, yönetim olsun, takımlar olsun, futbolcular olsun, hakemler olsun, federasyon olsun. Herkes el birliğine bir şeyler yapması gerekiyor. Japonya'dan abi geri dönüşünüzü biraz konuşalım. Türk sınırlarınıza geldiğinizde Türk uçaklarının görüldüğü... Evet, Türk sınırlarına girdiğimizde iki tane F-16 uçağı sağlı sollu bizi aldı, karşıladı ve havalimanına kadar getirdi. Gerçekten güzel bir gösteri yaptılar. Hep böyle dönüyorlardı solo, falan. Solo Türk tarzı gibi. Solo Türk tarzı müthiş yani şeyler. Büyük anılar yani, çok güzel anılar. Biz de hayretle izlemiştik onları yani o başarıdan sonra. Biz zaten hani biliyorduk tabii başarılar ama o Türkiye'ye gelince onları görünce insan daha başarının daha çok önemini anlıyor. Onun için onları da görünce çok gururlandık tabii yani, çok büyük yani. Abi uçak demişken her yerde konuşuldu ama yani evet, o meşhur kaptanın, pilotun hani uçaktan inerken kafasını yasladığı anı senden biraz dinleyelim ve sorularımla devam edelim abi. Ya şöyle tabii... Sen uyuyor muydun o sıra? Ya ben... O sıraya uyumuyordum ama ciddi bir türbülansa girdik. Tabii herkes havalarda uçuştu yani. O oradan oraya, oradan oraya ciddi anlamda bir şey, tehlike geçirdik. Bizim için çok kötü bir aslandı ama tabii uçak güzellikten normale döndükten sonra işte espriler olsun, korkular olsun havalarda uçuştu. Kimi kapıya tırmananlar, yaslananlar uçak. Sidik'ten kaptan falan. Evet. Abi çok anılar var yani ama. Yani çok var, evet. Yani hepimizin orada o uçakta gerçekten ciddi anılar var. Onun otele geldik, onun devamı var. Bir sürü şeyler falan. Yani güzel anılardı. Yani karede bir de komik olunca abi, komik kişilerin olması tabii da. Tabii yani baktığın zaman o milli takımda ciddi anlamda hepimiz yani yapılan espriler, yaşananlar falan gerçekten çok güzel. Biz milli takımı hani stresli maçlar akabinde liglerde hep milli takım beklerdik ki biraz daha böyle rahat olalım. İşte biz orada çünkü herkes, biri Fenerbahçe geliyor, biri Galatasaray'dan, Trabzon'dan gelen, oradan gelen, buradan gelen. Orada kaynaşıyorduk ve orada daha rahat sohbet ediyorduk, şey yapıyorduk. Onun için milli takım bizim o dönem hem severek oynadığımız, armasını taşıdığımız, hem de ülkeye hizmet olarak, hem de rahatlama açısından iyi bir motive yeriydi. Ergun Hoca da anlatmıştı. Giresspor'da teknik direktörü yaptı kendisi de. Evet. O da o gece sanırsam dişinin döküldüğünü görmüş rüyasında. Evet. Onun dişlerini biz dökecektik de o rüyadan sonra dişini. Yani, tabii ki şu anda gülerek anlatıyoruz ama evet, o an için çok da ya gülecek. Ya o rüyasını bir... anlatıyor. Öteki ona kızıyor falan. O öyle espri yok. Hepimiz güzel şeyler yaşadık. Ama sonunda dünya üçüncülüğü CV'nize yazıldı abi. Dünya üçüncülüğü evet, çok önemli ve oradaki şanslı kişilerdiniz. Türkiye'deki şanslı kişilerdiniz. Tabii tabii, o dönem dedim ya, işte o dönem oynayan oyuncuların hepsi, o başarıyı yakalayan, orada bulunan herkes şanslı. Şanslıydı abi. Dönelim 2001-2002 sezonuna abi. Devre arasında Fenerbahçe'den bir teklif geliyor. Fenerbahçe'ye transfer oluyorsun. Yani o dönemde Galatasaray'dan... Mallorca'dan sonra Fenerbahçe'ye gidiyor. Evet, Mallorca'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer oluyorsun. O dönem Galatasaray'dan teklif geldi mi abi? Fenerbahçe transfer süreci nasıl gerçekleşti? Ya şöyle, Galatasaray'dan teklif
geldi ama şöyle bir şey. Geldi derken yani bana gelmedi, kulübe gelmiş. Yani hani affedersiniz biraz saçma sapan şeyler söylemişler. Şimdi burada telaffuz etmek istemiyorum bazı şeyleri. Hep dile getiriyoruz, söylüyoruz ama insanlar bazen yanlış anlıyorlar. Saçma sapan şeyler, hatta oradaki yöneticiler bile bana şunu söylemiş. Ya işte Galatasaraylılar bir arıyor bir aramıyor işte. Yani böyle nasıl bir ciddiyetsizlik, böyle transfer mi olur falan filan gibi. Böyle şeyler konuşuluyordu. Fenerbahçe çok ciddiydi. Ciddi anlamda geldiler yöneticiler kulübe, oturdular, konuştular, anlaştılar. Ben de o dönem dedim ya işte İspanya'da yabancı statüsünden dolayı takılınca ayrılmak zorunda kaldım. Oynamam gerekiyordu. Sezon sonu Dünya Kupası vardı. Orada o hazır olmam gerekiyordu. Onun için de akabinde Fenerbahçe'ye geldim ben. Transferim gerçekleşti yani. Fenerbahçe'de daha 4 sezon forma giydim. Evet. 107 kez Fenerbahçe formasını giydim. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de forma giymek nasıl bir duyguydu? Bunu biraz konuşalım abi. Şimdi büyük takımlarda forma giymek çok gurur verici. Ben Fenerbahçe'de oynadığım için de çok gururluyum. Çünkü Fenerbahçe Türkiye'nin büyük camialarından bir tanesi. Onun için iki tane büyük camiada top oynamak gerçekten benim için iyi. İki camiayı da görmüş ve tanımış oldum, bildim oldum. Fenerbahçe Türkiye'nin buna Trabzonspor'u da katalım. 3-3-3-3. Daha sonra Trabzonspor var. Ona tabii da değineceğiz abi. Daha sonra Trabzonspor var tabii. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de oynamak benim için gurur verici. Fenerbahçe büyük bir camia. Formasını giydiğim için de mutluyum. Yani orada da şampiyonluk yaşadım. Evet. Onun için kariyerimde Fenerbahçe şampiyonluğum var. Onun için mutluyum. Peki abi, forma giyerken hangi takımda daha çok zorlandın? Şimdi bir takımda altyapısından yetiştin, evet, A takıma yükseldin, bir takıma çok fazla istenilerek transfer oldun. Evet. Şöyle olarak hiç zorlanmadım dersem yalan olmaz. Çünkü şöyle, ben çünkü büyük takımda yıllardır oynayıp büyük takıma geldiğim için o baskıyı, o atmosferi, stresi, o ortamı bildiğim için fazla zorlanmadım. Zaten Fenerbahçe'de top oynadım yani, onun için iyi bir mücadele verdim Fenerbahçe forması altında da. Onun için güzel geçti benim için Fenerbahçe'de. Peki abi, şampiyonluk demişken, yani her şampiyon bir hikayesi vardır. Evet. Galatasaray'da 3 kez Türkiye Süper Ligi'ni kazanıyorsun. Fenerbahçe'de 2 kez bir şampiyonluk yaşıyorsun. Evet. Senin için en anlamlı şampiyonluk hangisiydi abi? Süreç olarak işte bu sezon çok zorlandık. Hani çok zorlanarak bir şampiyonluk yaşadık veya benim için en anlamlı şampiyonluk şuydu dediğim şampiyonluk var ya mı? Ya benim için yok. Çünkü benim için her şampiyonluk bir anlamlıdır. Onun için şampiyonluk kolay yaşanmaz. Onun için her şampiyonluk bir anlamlıdır. Onun için yani benim için hepsinin yeri değerli, değerlidir. Hepsi birbirinden değerlidir. Çünkü şampiyonluklar kolay yaşanmıyor ülkede. Onun için benim için hepsi değerlidir. Yani o kupayı kaldırdığın an herhalde tüm sezonun şeyi bitiyor. Tabii yani o stresin, o heyecanın, o yükün, o stresin, bütün her şeyin bitiyor. Bu mutluluğu yaşıyorsun. Onun için çok gerçekten hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de yaşadığım şampiyonluklar benim için çok değerli. Türkiye'de de bu konuda ender kişilerden bir tanesisin abi. İki takımda da şampiyonluk yaşayan. Evet. Belki 10-15 tane futbolculardan bir tanesisindir Türk, evet, futbolculardan. Bu da kariyerin açısından önemli bir şey. Önemli. Tabii bir yani kariyer için. Kısa bir süre abi Almanya Bundesliga kariyerim de var, evet, Bochum'da. Evet. Ardından bir Yunanistan PAOK kariyerim var. Yani oralarda tutunamadın, adaptasyon sorunu mu, sakatlık mı? Adaptasyon yok, sakatlık olarak ben sakatlık geçirmedim. Adaptasyon sorunları bazı yerlerde yaşadım. Adaptasyon sorunu derken şöyle. Ben bir tek adaptasyon sorunu bir tek Almanya'da yaşadım. Mesela evet, Yunanistan tabii Almanya'da yaşadım. Ama Yunanistan'da mesela onu yaşamadım. Yunanistan'da oynuyordum. PAOK'ta direkt oyuncusuydum, oynuyordum. Ben orada oynadım. Devre Trabzonspor'a geldim oradan. Yani Trabzonspor beni istedi. Yani bonservis bedeli ödeyerek beni aldı Trabzonspor. Yoksa eğer kalsaydım ben PAOK'ta oynamaya devam edecektim. Çünkü orada oynuyordum yani bütün maçlarda. Onun için kalacaktım ama Trabzonspor bonservis bedelini istedi. Kulüpte büyük bir para verdi Trabzonspor, iyi bir para verdi yani bu için. Öyle gelmiş oldum. O dönemde Türk futbolcuların da yabancı liglerde oynaması biraz zordu abi. Zordu, evet. Şu anki hani birçok genç futbolcuları sayabiliyoruz. Türkiye'nin şu anda da işte Ahmetcan Trabzon'a, Ajax'a gitti. Çok var, evet. Bu dönem daha da arttı. Bu da mutluluk verici bir şey, güzel bir şey yani. Bu dönem daha da arttı. Sizin dönem... Kapıyı biz açmış olduk yani. Belki. Bizim dönemdeki oyuncular kapıları açmış olduk. Yani o dönem yaşamış olduğunuz zorluklar... Bizden önce de giden vardı ama bizim dönemdeki birçok oyuncu gitti. O kapı açılmış oldu Avrupa'ya. Onun için
Şimdi de kardeşlerimiz, arkadaşlarımız devam ettiriyorlar yani. Peki o dönemki yani tribünler nasıldı abi? Yani PAOK tribünü, Bochum tribünü, şimdi Almanya Bundesliga hep kapalı gişe oynuyor. Ve birçok kombinelerde aylar öncesinden, haftalar öncesinden satılıyor. Evet. Oradaki tribün kültürü nasıl? Hani insanlar daha hani atıyorum bir pet şişe fırlatmıyor o tarz şeyler. Yani şimdi Avrupa'da bu kolay kolay olmuyor yani bu tarz şeyler. Tabii bizim ülkemizde futbol daha çok, biraz daha çok seviliyor. Yunanistan'da da bize yakın rayonlar. Bizim ülkemizde futbol biraz daha çok sevildiği için atmosfer daha farklı oluyor. Orada Almanya'da biraz sinemaya izlermiş gibi izliyor insanlar, film izlermiş gibi o şey yapıyor. %80'i böyle geçiyor yani. Peki derbilerde unutamadığın bir tribün olayları var mı abi? Galatasaray'da veya Fenerbahçe'de oynarken? Yani bir sürü olaylar oldu ama hiç öyle hatırlayamıyorum. Yani korner kullanmaya pek gitmiyordun ama değil mi abi? Ben sağ bek olduğum için çok o şey yapmıyordum. Kafaya gidiyordum genelde kafalarda. Peki abi, PAOK'tan sonra Trabzonspor dedik. Türkiye'nin dört büyük takımlarından bir tanesi olan Trabzonspor'a transfer oldun. Evet. Biraz bahsettik ama bonservis bedeli ödediler değil mi? Evet. Onu da biraz bahsedelim abi. Evet. Yani şöyle, ben bonservis bedeline geldim Trabzonspor'a. Trabzon'a geldiğim ilk senede gerçekten iyi bir futbol, orada da devam ettirdim PAOK'taki şeyimi. İyi bir futbol oynadım. Sonra tabii hocalar değişti Trabzonspor'da. Tabii her gelen hocanın kendi düşünceleri, şeyleri var. Onun için orada bir değişim yaşadım. Geldiğim hocalarım iyiydi, ben oynuyordum gerçekten. Ama sonradan tabii hocalar değişince taktik, teknik, düşünce, hocanın istediği oyuncu falan böyle olunca ayrıldım tabii oradan başka şey. Peki abi, sağ bekte oynarken mi kendini daha rahat hissediyordun? Stoperde oynadın. Stoperden, benim asıl mevkim stoper. Ben zaten stoperden sağ bek oldum. Yani onun için stoperde oynadığım zaman daha rahat ediyordum. Daha rahat ediyordun değil mi abi? Şimdi o çabukluğumu, yani ben o dönem çabuk oyunculardan bir tanesiydim. O çabukluğumu hani defansta stoper mevkiinde kullandığım zaman takıma daha çok faydam aslında oluyordu. A takımı ilk bunu Fatih Terim mi keşfetti abi, yoksa altyapıdan? Ben altyapıdan stoper olarak zaten çıktım. Galatasaray'da da stoper oynadım zaten ilk iki sene. Ondan sonra o dönem biraz maddi krizler vardı. İşte oyuncu alamıyorduk. Yani bir iki tane, üç tane oyuncu alabiliyordun. İşte yabancı statüsü vardı. Onu da hoca mesela ofans olarak kullanıyordu mesela. Ama üç yabancı nereye alacaksın fazla? Kaleci, ofans bunlardı. Onun için fazla sağ bekimiz yoktu. Orada ben bir Şampiyonlar Ligi'nde bir sağ bek oynadım. Hoca beni oynattı. O gün de iyi oynadım. İyi bir futbol oynadım. O gün de öyle kaldım sonra. Çabukluğun da var abi. İşte çabukluk zaten onu biraz şeyi kapattı. O sağ bekteki acemiliğimi. O biraz kapattı. Daha sonra tabii tecrübelendik. Öyle. Bek olarak ama kaldım. Defans yönünde kadar hücum yönün de çok artıydı abi. Yani bu hücuma gitmeyi seviyorduk. Biz Galatasaray'da oynarken de yani hep hücumu seven, işte atağa giden, çıkan bir takım halindeydik. Onun için hep böyle orada bir ondan kalma bir çıkma şeyimiz var yani. Hani arkadan biri gazlıyor muydu? Yani, Fatih çık diye bir gazlamaya gerek yok. Biz zaten gazı doldurmuş gibiydik. Peki abi, kariyerinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kasımpaşa forması giyiyorsun. Kasımpaşa forması giydikten sonra bir Tepecik Spor'la oynuyorsun ve yeşil sahaları veda ediyorsun. Ben Kasımpaşa Spor'da futbolu bıraktım aslında. Kaptan olarak orada bıraktım. Yani Tepecik olarak şöyle bir dönem vardı. Bizim o dönem askerlik şeylerimiz vardı. Ben hani askere gidecektik. Onun için lisansiyemiz devam ediyordu. Onun için orada devam ettim. Yoksa şey değil yani. Onun için Tepecik'te hiç oynamadım, şey yapmadım. Ama Kasımpaşa'da en son takımı kaptan olarak bıraktım. Giresun'a da geleceğiz. Arkadaşlara da söyleyelim. Şimdi Giresun'a da geleceğiz. Abi kariyerinde 316 maç var. 17 gol. Şu maçı unutamam ya da şu golü unutamadım dediğin bir maç var mı? Ya var. Şampiyonlar Ligi'nde attığım bir gol vardı mesela. Sion'a karşı Galatasaray'da oynarken. Yani attığım gol maçı olduğu için onu söylüyorum. Onu unutamıyorum. Mesela benim için güzel bir goldü. Çok güzel bir gol. Sion'a attığım güzel bir gol. 2-3 kişi geçip vurduğum güzel bir gol. Yani. Birçok yetenekli isim mi oynadın abi? Eto dedik, Hacı dedik, Emre Belözoğlu, bir çırpıda sayabildiğim birçok futbolcu var. Evet. Ama senin yeteneğini en çok etkileyen isim kimdi Hacı abi? Hacı'ydı değil mi? Ya Hacı Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük yabancı oyuncu yani. Oyuncu karakter olarak, kişilik olarak, futbolcu olarak müthiş bir insan. Küçük ayaklı dev adam değil mi abi? Müthiş. Yani ben o topu vurdu bir gün, hatta soyunma odasında dedim ki ya şu ayağını bir çıkar bakayım bundan hani. Nasıl vuruyorsun? Bir geçiyor şu ufacık 38 numara bir giyiyor yani.
Yani dedim ki 38 numara giyen adam bunu nasıl vuruyor kupakayı? Abi Hacı ile alakalı yani. Şöyle bir şey duydum. Antrenörlük döneminde futbolcular dermiş ki çalıştırılmış şuraya vurun şuraya vurun dermiş. En son sinirlenmiş kendi vurmuş. Böyle vuracaksınız dermiş. Yani normal demesi normal yani. Hacı Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yabancı oyuncusu. Değil mi abi? Monaco'ya attığı gol. En büyük karakterli ve en büyük yabancı. Bizim Galatasaray'da para almadığımız bir dünya dönem oldu. O da bizle beraber almadı. Paralarını, onun parasını verdikleri halde almadı yani. Değil mi abi? Evet, öyle bir karakterli oyuncu Hacı. Şimdi abi 4 isim sayacağım. Bu isimler senin için neler ifade ediyor diye söylesem. İlk olarak Fatih Terim desem abi. Ya büyük antrenör. Türkiye için çok önemli. Çok başarılara imza atmış. Avrupa'da ses getirmiş bir antrenör. Avrupa'da antrenörlük yapmış. Türkiye'yi temsil etmiş Milan gibi bir takımda. Onun için iyi bir antrenör. İyi bir teknik adam. Christoph Daum desem abi ne dersin? Ya Christoph Daum bana göre sıradan bir hoca. Fenerbahçe'ye geldi ama sıradan. Yani öyle çok iz bırakacak bana göre bir hoca değil. Fenerbahçe ilk geldiğin dönemde Bernard Laurent vardı abi. Evet. Laurent için neler söylersin? Ya Laurent da yani normal bir hoca. Yani çok özelliklerini görmedim ama İşte Fenerbahçe'ye geldi. Bir yani orada çok kalmadı herhalde zannedersem Fenerbahçe'de. Kasımpaşa'yı da çalışıyordu çünkü ona. Evet. Onun için o da Sivas'ı yani, da çalıştı. Kişi, evet. Yani kişi olarak da ama çok iyi bir insandı. Yani çalıştım onunla. Çok iyi bir insandı. Ama katkıları oldu mu? Olmuş. Yani Fenerbahçe'de oynadı. Güzel başarıları da var ufak tefek. Son olarak da Şenol Güneş desem abi. Evet. Şenol Hoca'da Dünya Kupası'nda biz yani hep beraber yaşadığımız büyük başarı var. Zaten onun akabinde de Türkiye'de de şampiyonluk yaşadı. Dünya Kupası ona çok şey kattı hocaya. Onun için o da Dünya Kupası'ndan sonra Türkiye'de ses getiren hocalardan bir tanesi oldu. Tokyo, Kare, Japonya. Tabii bir Japonya'ya gitti herhalde. Güney Kore. Oraya gitti. Sonra burada şampiyonluk yaşadı. O da Dünya Kupası'ndan sonra önemli bir teknik adam oldu yani. Evet. Antrenörlük kariyerine biraz konuşalım abi. Elazığ Sporlu yardımcı antrenör olarak kariyerine başlıyorsun. Evet. Gümüşhane Spor, Kocaeli Birlik, Zonguldak Kömür, evet. İnegöl, Gümüşhane, evet. Adana, Arnavutköy Belediye ve son olarak da Adıyaman Futbol Kulübü de antrenörlük yapıyorsun. Evet. Antrenörlük kariyerine başlangıcını, hedefin neydi? Şu an bu hedefinin neresindesin abi? Şimdi ben tabii aşağılarda çalışıp, antrenörlük kolay iş değil, aşağılarda çalışıp biraz şeyi görmek istedik. Yani önümüzü alt ligleri görüp böyle yukarı gelmek istedik. Alt liglerin tabii Süper Lig gibi, tabii PTT Ligi gibi daha zorlukları daha çok. Aşağıda daha çok zorluk yaşıyorsun. Maddi yaşıyorsun, işte oyuncu alamıyorsun bilmem ne. Yani bu o havayı teneffüs etmek için aşağılardan başladım. İkinci liglerde playoff ve final oynadım. Finallerim var ve playofflarım var oynadığım takımlarımda. Onun için ikinci lig kariyerine baktığım zaman antrenörlükle yani iyi denilebilecek bir kariyerim var diye düşünüyorum ama baktığın zaman tabii hedefimiz yukarısı. Yavaş yavaş bu hedeflerimize doğru gitmeyi hedefliyorum. Son dönemde abi Süper Lig'de lisansları yeterli olmayan teknik adamlar görmeye başladık. Evet. Türk futbolunda torpil kavramı zaman zaman konuşuluyor. Antrenörlük yani. Konusunda da sen de torpil var mı abi? Ya antrenörlük konusunda torpil var mı? Var. Yani var derken şöyle var. Bana göre antrenörlüğün demeyeyim, yöneticilerin yaptığı hatalar var. Şöyle hata var, yani ben antrenörüm, antrenörleri eleştirmiyorum. Futbolu bıraktım, eski bir milli futbolcuyum ben. Yaptığımız başarılar da ortada. Ama şeye biraz şaşırıyorum, yani bir antrenörün şu takımda çok başarısız olup da oradan ayrıldığı gün ertesi gün başka bir takıma gitmesi yani bana şaşırtıcı, biraz şaşırtıcı geliyor. Yani baktığın zaman bir gün sonrası başka bir takıma gidiyor. Yani bakıyorsun takımlar antrenör ve futbolcu seçerken neye bakar? Hocanın başarısına bakar, performansına bakar ve son oynadığı şeylerine bakar. İşte bir oyuncunun da öyledir. Hani geçen sene ne yapmış? Ama bizde maalesef o antrenör 3 tane küme düşürüyor, önemli değil gelsin diyor. Bu yöneticiyi tanıyor. Öteki bürokrat birilerini tanıyor. Öteki küme düşürme potasında bırakıyor, şampiyonla oynayan takıma gidiyor. Yani Türkiye'de antrenörlük kriteri yok. Yani neye göre seçiyor? Yani neye göre alıyorlar? Dost apap ilişkilerine göre herhalde oluyor. Büyük bir ihtimalle de öyle diye düşünüyorum. Yani onun için. Umarım değişir abi, değişir. Yani değişmezse zaten Türkiye'nin gidişatı çok da iyi değil.
daha çok kötüye gider bu iş yani. Onun için bir an önce, biraz önce de söyledim yani, biraz el birliğinde toparlanmak lazım. İnşallah. Antrenörlere ben tabii suçmuyorum çünkü tamam, bir antrenör başarısız olabilir, ben de olabilirim. Ama burada yöneticilerin ve takımların, yani bazı antrenörlerin yeni boncunu çıkartıyorlar. Yani işte nerede çalışmış bilmem ne falan filan diyorlar. Bazı adam 4 tane takımı küme düşürmüş, ona bakmıyorlar, onu alıyorlar. Yani çok enteresan şeyler oluyor. Onun için işte bu yöneticiyi tanıyor. Oradan bir telefon gelmiş, buradan bu aramış. Onu kıramamış böyle. Ve bu iş ilişkilerle giderse zaten Türk futbolu sonra hala ortada. Peki abi, Fenerbahçe demişken işte Jorge Jesus, İsmail Kartal çok konuşuldu. Evet. Jorge Jesus'u başarılı buluyor musun peki? Bulmuyorum. Bana göre iyi kadro kurmadı. Ve hala da almaya devam ediyor. Hala almaya devam ediyor. Alsa da bir şey fayda etmez. Ümraniye maçına bakıyorum. Fenerbahçe kendi sahasında Ümraniye'den 3 tane gol yiyor. Yani Ümraniye'yi küçümsemiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Ama Fenerbahçe gibi yani bir takımın geçen seneki Yusran'la bitirip de bu sene aldığı transferlerle yani 3-3 bitmesi veya işte Ukrayna takımının oynayıp elenmesi, Dinamo Kiev'le elenmesi, adamlar 6 aydır 7 aydır antrenman yapmıyor. Ona elenmesi, yani ben pek iç açıcı açıkçası Fenerbahçe'nin şeyini görmedim. Hocanın da gidişatı iyi değil diye düşünüyorum çünkü Fenerbahçe top oynamıyor. Ha, diyeceksiniz ki bir alışma süreci var, hoca yeni geldi. Ben 2 senedir 3 senedir kötü giden bir Fenerbahçe için bu geçerli değil diyorum yani. Değil mi? Bu biz... yani ben o zaman, ben hoca madem böyle bir gidişat vardı, ben ilk geldiğimde hocayı, o zaman yönetim çok önceden belirleyecekti, çok önceden alacaktı. Normal takımlar 1 ay kamp yapıyorsa Fenerbahçe 2 ay yapacaktı. Çünkü evet. Fenerbahçe camiası artık başarıya aç, başarılı olması yıllardır lazım. Yıllardır gelmeyen bir şampiyonluk var. Ben olsam 2 ay kamp yapardım. Niye? Takımı al, birbirine alıştırmam için. O zaman da bir süreç beklemez. Yani derler ya, ya işte alışma süreci, bilmem ne söylüyor. Bu Fenerbahçe için bana göre geçerli değil. Zaten aldığı oyuncuların hepsi şey... Sıkıntılı mı diyor? Ya baktığın zaman denenmiş oyuncular da var Türkiye'de. Yani çok performansı iyi olmayan oyuncular da geldi. Ama bana göre yanlış transferler yapıldı. İnşallah ileride daha iyi olur. Belki oturur zamanla, ama zamanla otururken de ligi kaçırırsın. O zaman da bir anlamı yok yani. Geçen sene Fenerbahçe son 10 maçta şeyi yaşadı. İşte başarı yakaladı, toparladı. Başarı geçti, şampiyonluk geçtikten sonra toparlansan olur, toparlanmasan olur. Peki abi, şampiyonluğu bu sezon hangi takımı daha yakın favori görüyorsun? Ya ligin başı olduğu için çok net konuşmamız yanlış olur. Ancak böyle bir 5-6 hafta geçmesi lazım. Önümüzü görmemiz lazım. Takımları görmemiz lazım. Ama ben Fenerbahçe'nin inşaatını iyi görmüyorum açık konuşayım. Yani o konuda baktığın zaman futbola bakıyorum yani şey anlamında. Evet, Galatasaray da çok iyi belki oynamıyor. 1-0 Antalya maçında kazandı. Burak. İyi top oynamadı. Evet. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir yani başarıya aç gibi bir takım gibi oynamıyor. Yani öyle bir saldırganlığı, bir saldırganlığı yok. Fenerbahçe Ümraniye'ye karşı kendi sahasında yani 8 tane, 10 tane, 15 tane pozisyona girmesi gerekir. Boğması lazım. Seyircisi full. Böyle bir Fenerbahçe görmüyorum. Mesela ben. Şuna katılıyor musun abi? Ben birçok futbolu, Türk futbolunda mesela maçları izlerken tabiri caizse gözlerim kanıyor. Durarak bir futbol var. İşte hakem oyunu çok geç başlatıyor. Yani bu da Türk futbolunun sizin döneminde de bu kadar geride miydi abi? Yani ben bazı maçları izlediğim zaman hani oyunu topu da topun oyuna kalma süresi bile çok az yani. Evet. Bir de bu VAR'dan dolayı tabii süre duruyor yani. Oyun soğuyor biraz. Futbolcular da soğuyor. Soğuyuyor tabii, aslında kötü bir sistem ama maalesef ki haksızlıklar var diye insanlar da tabii şey yapıyordu. Tabii. Bu VAR sistemi çıktı. Şimdi öyle bir şey yapıyorlar yani. VAR sistemi çıktı ama düzeldi mi? Orası da ayrı bir soru işareti abi. Evet. Yavaş yavaş dediğim gibi abi, Giresun'a ayrı bir parantez açacağız. Evet. Fatih Akyar bugün futbolcu olsaydı piyasa değeri ne kadar olurdu abi? Ya o döneme baktığınız zaman tabii bu dönemde ciddi paralar, ciddi maliyetler ederdi diye düşünüyorum yani. Yanlış dönemde doğmuşsun diye diyor musun? Öyle derler ya, biz yanlış dönemde oynamışız falan. Peki abi, şimdi günümüzde birçok genç oyuncu bir iki maç iyi oynadığı zaman hemen gerek ulusal basında, gerek yerel basında veya hemen YouTube kanallarında o futbolcu hemen baş üstüne konuldu. Şimdi örnek vereceğim. Fenerbahçe'de Arda Güler, Galatasaray'da Yunus Akgün, işte Beşiktaş'ta Emirhan İlkan deniliyor, Kartal Kayra deniliyor gibi gençlere neler söylersin ve hayalleri olan genç kardeşlerimize, amatörde oynayan, şu an bizi izleyecek olan genç kardeşlerime, Fatih Akgül hocaları olarak neler söylersin? Ya genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize söyleyeceğimiz, tavsiye edeceğimiz,
hocaların sözlerini verdiği taktikleri yerinde uygulayacaklar. Kendilerine iyi bakacaklar. Futbolla yatıp futbolla kalkacaklar. Çünkü onların artık tam kendilerini kabullendirme dönemleri başlıyor. Türk futboluna onun için çok çalışıp, iyi dinlenip, şöhrete şeyine kapılmadan, tabii şöhretin verdiği o şeye kapılmadan bir an önce kendilerini futbola verip futbola yatıp futbola kalkmaları gerekiyor ki kendilerini Türkiye'de ve milli takımlarda göstermeleri lazım. Gerekiyor. Oyunculara, onlara ihtiyacımız var. Yetenekli oyunculara ihtiyacımız var ki Türk futbolu çok geriledi. Bir an önce bizden sonra ciddi anlamda bir düşüş var. Onu gelecek neslin toparlanması gerekir diye düşünüyorum. Çok pohpohlanmak da dezavantajlı değil mi? Ya maalesef yani burada oyuncu kardeşlerimizin de suçu yok. Yani Türkiye'de tabii biliyorsunuz bir anda alırlar yukarı çıkartıyorlar, bir anda yere indiriyorlar. Onun için Türkiye'de bunlar yaşanıyor. O işte oyuncunun, genç oyuncunun o şeye kapılmaması gerekiyor. Yani. Şimdi gelelim Giresun'a abi. Giresunlar burayı çok yakında takip edecek. Tarih 21 Eylül 2008. Giresun Atatürk Stadyumu'nda Kasımpaşa formasıyla da futbol oynadın abi. Evet, biz de o maçı kaptandın, evet. Stoper oynadın. O maçı canlı izledim, hatırlıyorum. Giresun abi, o maçtan önce veya sonra gezme şansın oldu mu? Giresun'la alakalı ne biliyorsun? Ben Giresun'la alakalı çok şey biliyorum. Ben Giresun'u çok seviyorum. Ben Gümüşhane Spor'da antrenörlük yaptığım dönemlerde Giresun'a çok gittim geldim. Allah Allah. Hazırlık maçına gittim, gezmeye gittim. Arkadaşlarım var. Doğası, işte şeyi falan, havası çok güzel. Yani çok gittim Giresun'a, biliyorum. Yaylalara falan çıktın değil mi? Çıktım, abi? Arkadaşlarım var, dostlarım var. Et yeme fırsatı var. Evet, evet. Yani arkadaşı olup da yememek. Yani orada onun için Giresun'a çok gittim. Dediğiniz gibi de top oynayan futbolcu olarak da geldim. Kasımpaşa Spor'la beraber bir kazandığımız bir maç vardı. 1-0. Maalesef kazandınız abi. Evet. Kazandığımız bir maç vardı. Orada yani Giresun'dan çok geçtim. Yani geçtim de gittim de yani bayağı kaldığım zamanlar da oldu. Ama çünkü güzel bir şehir. Otlaran nasıl bilmiyorum ama izleyicilerimiz bilecekler. Giresun'a gelirsen Erimez diye bir yerimiz var abi, yaylamız. Orada pancar çorbamız. Hani sevmeyen adam bile orada sever diyorum. O derece. Doğru, hani doğru, ben sebzeyi pek fazla sevmem ama oraya gittiğin zaman o zaman kesinlikle seveceksin abi. Giresun'a geldiğinde mutlaka bekliyoruz. Balıklarımız, köftelerimiz olsun. Balık olarak çok yedim zaten. Yedim abi. Bir de Trabzon'da oynarken de gelme fırsatın oldu mu? Tabii Trabzon'da oynarken de gelme fırsatım oldu. Orada şey yaptım. Peki abi, bu sezon şimdi Giresun'u da biraz konuşalım. Bu programı hafta içi yayınlayacağız ama yarın akşam bir Galatasaray maçı var. Evet. Kapalı gişe, 50 bin bir taraftar var. Giresunspor'u sen nasıl değerlendiriyorsun? Geçen sezon Süper Lig'e çıkan, 44 yıl sonra ilk defa Süper Lig'e çıkan bir takım ve ligin de en az maddiyatlı olan takımlarından bir tanesi. Ona rağmen 4 takımın düştüğü yerde Giresunspor ligde kalmayı başardı. Bu sezonda zorlu bir süreç. 19 takım var. 4 takım düşecek. Giresunspor'la alakalı sen neler gördün? Nasıl bir takım? Neler düşünüyorsun? Ya geçen sene ciddi iyi bir mücadele verdiler. Yani baktığın zaman ligde tutundu. İyi de mücadele etti Giresunspor. Önemli olan ligde kalmaktı. Hedef de oydu zaten. Evet. Hedeflerine ulaştılar. İyi de mücadele ettiler. Bu sene de aynı mücadeleyi örneğini gösterseler. Yani böyle böyle Giresun bu ligde kalıcı takımlardan bir tanesi olur diye düşünüyorum. Oyun olarak nasıl değerlendiriyorsun abi? Ya oyun zaman zaman seyrediyoruz tabii. Her hafta seyredilmezsek de zaman zaman seyrediyoruz. Ama baktığınız zaman ciddi anlamda ciddi mücadele veriyor. Yani kolay değil bu ligde mücadele vermek. Onun için bu mücadelelerini böyle sürdürürseler dediğim gibi bu ligin terminatörlerinden biri olur camiye. Takımım diye demiyorum abi. Giresunspor'da şu yok. Oyun soğutma gibi bir kavram kesinlikle yok. Yalanla futbolcuların yatma gibi bir olayı yok. Evet. Yani tamamen futbol evet, gibi oynamaya çalışan evet, bir takımız. Bu da futbolda aslında olması gereken, diğer takımların yapması gereken evet, şeylerdir. Evet. Tamamen centilmence bir takımız. Evet. Bu da güzel şeydir ama... Güzel maçlar centilmence de geçiyor zaten. Hırslı geçiyor, mücadeleci geçiyor. Seyrediyorum zaman zaman evet. İnşallah bu ligde kalıcı takımlardan biri olur. Yarın akşam da Galatasaray maçı abi. Evet. Okan Hoca'nın da evinde ilk resmi maçı. Evet. Hakan Keleş geçtiğimiz sezon Galatasaray'ları üzdük. Bu sezon da inşallah üzeriz diyeyim ama. İnşallah üzeriz diyeyim ama bu sezon biraz daha zor gibi gözüküyor. Hakan Hoca da kazanmak için gideceğiz dedi.
Hakan Hoca için neler söylersin? Senin de yakın arkadaşın. Genç bir teknik adam. İyi bir teknik adam. Mücadelesi, hırsı güzel. Genç teknik adamlara ihtiyacı var bu ülkenin. O da genç teknik adamlardan bir tanesi. İyi de mücadele ediyor. Takımla iyi kaynaşmış. Şehirle takımla. Yol açık olsun. Son sorum abi. Süper Lig'de kalıcı olmanın yolları nelerdir abi peki? Bir cami olarak düşündüğümüzde. Yani şöyle. Temelleri sağlam atmak gerekir. O şehirde, o camiada. Çünkü büyük transferler kulüpleri batırıyor. Altyapılarına çok önem vermeleri gerekiyor. Alttan gelecek oyuncuları yavaş yavaş yukarı kaynaştırıp orada onların o takımda dinamo olmaları gerekir. Çünkü bir takımdan ne kadar alttan oyuncu gelirse o kadar iyi. Tabii ki komple altyapı oynatamazsınız ama her sene bir tane iki tane çıkartabilirseniz bu sizi dinamikleştirir, gençleştirir ve temelinizi sağlam atmanıza yararlı olur. Onun için inşallah böyle de bir Türkiye şey yaparız. Son olarak şunu sormak istiyorum abi. Sizin döneminizde mi futbolcu olmak daha kolaydı yoksa günümüzde mi? Vallahi zor bir soru. Bizim dönemimizde aslında zordu. Şöyle zor, çok yetenekli oyuncu vardı bizim dönemimizde. Yani bizim dönemimizde yetenekli oyuncu çok çıkıyordu. Çok afaki bir yeteneğin olması gerekiyordu göze çarpman için. Ama bu dönemde birazcık kımıldarsan sanki hemen böyle bir piyasaya çıktın gibi oluyor. Onun için bu dönem biraz daha kolay diye düşünüyorum ben. Bizim dönemimizde oyuncu, çok yetenekli oyuncu çıktığı için çok zordu yani. Değil mi abi? Fatih abi, ben bu keyifli röportaj için, bu imkanı verdiğin için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın, bizi kırmadın. Dediğimiz gibi röportajı bizim için uğraşan Haldun Domaç abimize ve sponsor olan Süleyman Anaforal abimize çok teşekkür ediyorum. Haldun abiye de burada selam var. Fatih abi şöyle mesaj verelim abi. Sağ olasın, var olasın abi.